Sevgili izleyiciler, Gaziantep kültürünü yansıtan, oyunlarla sahne yapan Çelit Uşaklar tiyatro ekibi bu kez Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri için perdelerini açtı. Orhan Uslu ve ekibi gazetecilere eğlenceli anlar yaşatırken alkışları da topladı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri aralıksız devam ediyor. Daha önce Rumkale gezi düzenleyerek üyelerinin stres atıp kaynaşmasını sağlayan cemiyet, bu kez de üyelerini Çelet Uşaklar tiyatro sahnesiyle buluşturdu. Sen niye buraya geldin? ŞKM'de yapılan tiyatro gösterisinde aileleriyle birlikte Çelet Uşakları izleyip stres atan gazeteciler, büyük beğeni ve kahkahalarla izledikleri oyunu bol bol alkışladılar. Selamun aleyküm. Hacı ben bir semsekliği ol. Bir 35'lik mi yap? Hacı ben bir içi getirirsen size de. Bilin ben uykum alamazsam sizin yerine olayım hacı ben. Ya ey! Allah Allah! Gözellik uykusu mu? La heyli, ben de bir sen gözelleşireyim ya. Valla bacanak, senin güzelleşmen için en az bir 15-20 sene deliksiz uyuman lazım. O da belki yani. Yapma ya. Heyli nerede? Kara yerin dibinde. Aaa, tüme yaradın çocuk. Sana hep yoradın. Derinle ilgili gibi. Başım döndü kere. Hayır, senin sen ve sudan hoş geç sevgilin oldu mu? Oo, hangi birini sorayım? Bir sürü oldu. Ben kızlar dediğin aklıma geldi yani. Bir gün erken uçtuk işten geldim. Baktım bizim evin önünde bir kalabalık var. Dedim lan ne oluyor, bizimkilere bir şey yok. Ben amaca maça ben yattım. Anama dedim ki lan ana ne oldu dedim. Hiçbir şey yok oğlum dedi. Bu kalabalık neydi dedim. Kızlar dedi senin için kapıya toplanmış dedi. Şöyle bir baktım ki pardon ben kızlar saç başa gireyim. O diyor ki hayli benim olucu. O diyor ki hayli benim olucu. Ben de dedim ki yapmış bir şey olmaz. Nasıl edek? Dedim siz dövüşün. Kim yenerse dedim, ben onunla evleneceğim dedim. İyiyiz. İyisi sen bizi yedin işte. Nerede sen? Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, basın emekçilerinin kaynaşmasını ve stres atmasını sağlamak için sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Ben öncelikle Çelet Uşaklar ailesine, Orhan Uslu'ya ve ekibine bizleri kırmayıp bu güzel oyundan dolayı, tiyatrosundan dolayı tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Kendilerinin günü artık Gaziantep sınırlarına açtı. Bizim gururumuz. Her zaman Gaziantep basını olarak Çelet Uşaklar ailesinin yanındayız. Bizleri kırmayıp aramızda bulunan tüm meslektaşlarıma, eşlerine, çocuklarına tekrar hoş geldiniz diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir gösteri oldu. Biz kongreden önce sizlerden gelen talepler doğrultusunda sosyal etkinliklere önem verelim istedik. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu tür organizasyonlarımız bundan sonra artarak devam edecek. Biz gazeteciler cemiyeti olarak büyük bir aileyiz. İnşallah böyle ailelerimiz, çocuklarımız daha kaynaşacak. Böyle etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Çelet Uşaklar yönetmeni Orhan Uslu da Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyelerine perde açıp oyun sahnelemekten mutluluk duyduklarını belirterek yeni dönemdeki ilk oyunu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyelerine sergilediklerini dile getirdi. Ya çalışan gazeteciler günü kutlu olsun. Şehrimizin bütün basın mensuplarına burada olan olmayan. Onlar bizim şehrimizin cefakar insanları. Allah tırnaklarına taş değdirmesin. Bugünü burada sizlerle beraber olmamızı sağlayan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın İbrahim Ay'a ve bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Bu oyunu da ilk defa sahneledik. İlk de size özel oldu. Daha hazırlıydık. İbrahim dedi ki ya beyler dedi bir sürpriz yapar mı bizim uşaklara dedi. Yapar hem dedim. Biraz tam oturmadan dedik oynayak sizin canınız sağ olsun. Sizlerin bizden merak yok çünkü biz Çelet Uşaklar olarak yıllardan beri vermiş olduğumuz emeğin en büyük destekçileri bizim Gaziantep basın mensuplarıdır. Onların emeğini asla inkar edemezdik.
Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Program sonrası Cemiyet Başkanı İbrahim Ağaç, Çelet Uşaklar Yönetmeni Orhan Uslu'ya üyeler adına bir buket çiçek verdi.